orbital İskoçya'nın gelgit tribününde kullanılan, yani gelgitten elde edilen enerji için yapılan dünyadaki en büyük sistem. Dolayısıyla bunun üzerinde de bizim jeneratörümüz çalışıyor. Sürekli üzerinde bir deniz. Tabii su şartlar çok zor. Sürekli bir tuzlu olma durumu vesaire. Dolayısıyla hani orada bayağı bir kendini test eden bir sistem. Çok şükür hani hiçbir sıkıntı yaşamadan şu anda o çalışıyor. Aslında Türkiye'nin enerji güvenliği açısından çok önem arz ediyor. Özellikle şu bugünlerde konuştuğumuz enerjinin depolanması, enerjinin güvenliliği konusunda buradaki büyük bir açığı kapatıyor olacak. TES ürünümüz sayesinde akaryakıt istasyonları aslında bir enerji istasyonuna dönüşecek. Texan Generator olarak aslında biz çeyrek asırlık bir firmayız. 1994 yılında kurulduk. Yaklaşık 4 sene sonrasında da şu an Sancaktepe fabrikamızın bulunduğu, 2004 senesinde fabrikamızın bulunduğu lokasyona geçmiş olduk. İki aslında lise arkadaşının ortaklaşa kurduğu bir yapı. Sonrasında üçüncü ortağın da katılmasıyla aslında şu anda üç farklı ailenin ortaklığında yürüyen bir jeneratör firmasıyız. Yani biz aile firmasıyız baktığımız zaman. Biz kendimizi ihracatla ön plana çıkaran bir firmayız. Yaklaşık 140'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Yani bu 140 ülkenin de yarısından fazlası düzenli olarak sürekli ihracat yaptığımız pazarlar. Yani bir defa sattığımız ve sonrasında devam etmeyen ülkeler olmakla birlikte 70'den fazla, 80'den fazlasında sürekli ihracat yaptığımız ülkeler. Bu Sancaktepe fabrikamız bizim ilk fabrikamız ve ikinci fabrikamız aslında ihracata yönelik Kocaeli Serbest Bölge'de açtığımız fabrikamızı da 2017 senesinde devreye aldık. Yaklaşık 15 bin adet kapasiteli tamamen yurt dışına ihracat üzerine odaklanmış serbest bölge olmasından dolayı da son teknolojiyle kurulmuş. Hem test odasıyla hem boya hanesiyle vesaire içindeki teknolojileriyle son derece teknolojik bir üretim merkezimiz. Orbital aslında bizi çok heyecanlandıran bir proje. Orbital İskoçya'nın uzağında gelgit tribününde kullanılan, yani gelgitten elde edilen enerji için yapılan dünyadaki en büyük sistem. Dolayısıyla bunun üzerinde de bizim jeneratörümüz çalışıyor. Gelgit dediğinizde de tabii dalgalar okyanusların içerisinde bu gelgit enerjisini elde ediyor ve sürekli bir dalga, sürekli bir işte jeneratör bizim onun üstünde yer alıyor. Hatta videolarında da görüntüleyebilirsiniz. Sürekli üzerinde bir deniz. Tabii su şartlar çok zor. Sürekli bir tuzlu olma durumu vesaire. Dolayısıyla hani orada bayağı bir kendini test eden bir sistem. Çok şükür hani hiçbir sıkıntı yaşamadan şu anda o çalışıyor. Ama bizim işte hani bu Avrupa tarafına verdiğimiz projelerin yine örnek projelerden söyleyebileceklerimizden. Yine Total'in mesela yüzer platformlarında hibrit jeneratörünü vermiştik daha öncesinde. Bunlar farklı projeler. İşte data center, Intel'in data center'larına veriyoruz. Türkiye'de de birçok örneğimiz var. Baktığınız zaman işte Mardin atık su arıtma tesislerinde kullanılıyor. İşte yine Gaziantep'te Ozel ilçesinin bütün enerji kaynağını biyogaz tesisimiz sayesinde sağlıyoruz. Bunun gibi aslında değer katan ürünlerimiz ve çözümlerimiz var. Burada aslında en önemli nokta. Çünkü enerji üretiyorsunuz ama depolamadığınız zaman o enerjiyi verimli bir şekilde kullanmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla o verimliliği artırmak için de bataryalar, dolayısıyla enerjinin depolanması ön plana çıktı. Tabii biz burada hangi teknolojinin daha uygun olması gerekliliğini teknolojik anlamda ve işte Ar-Ge tarafında araştırmasını yaptık. Uzun çalışmalar sonucunda bizim için uygun olan projeyi bu sene içerisinde aslında lanse etmiş olduk. Tabii bu birçok alanda kullanılıyor. Sadece rüzgar, güneş, yenilenebilir enerji kaynakları ön plana çıktığı için bunu söyleyebilirim ama yine ön plana çıkan araç şarj istasyonları. Şimdi bütün dünyada çok konuşulan elektrikli araçlar var ama dünyanın altyapısı, Türkiye'nin altyapısı buna uygun seviyede değil. İşte daha önce aslında yaşadığımız işte Isparta Davraz'da şebekeler çöktü. İşte ne bileyim Türkiye'de de yaşadık. Bir gün boyunca neredeyse elektrik erişimimiz olmadı. Kriz anları oldu. Bunlar aslında batarya yani enerji depolama sistemleri olsaydı eğer bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. TES ürünümüz aslında Türkiye'nin enerji güvenliği açısından çok önem arz ediyor. Özellikle şu
bugünlerde konuştuğumuz enerjinin depolanması, enerjinin güvenliliği konusunda buradaki büyük bir açığı kapatıyor olacak. Dışa bağımlılığımızı da burada azaltacak. Çünkü en çok biz enerji ithal ediyoruz. Buradaki bataryalarda depoladığımız zaman aslında o dışa bağımlılığımızı da azaltıyor olacak otomatik olarak. Bu tabii bir aslında büyük bir sanayi sitesinin bütün enerjisini de sağlayacak potansiyelde de bir ürün baktığınız noktada. Bu ihtiyaca göre arttırılıp azaltılabiliyor. Burada en önemli nokta aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının verimsiz çalıştığı gece özellikle bu ürünlerin depolanarak, buradaki enerjinin depolanarak sisteme sonrasında sağlanması, arbitraj dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Dolayısıyla hani oradaki mesela kullanılmadığı durumlarda şu anda şebekeye ücretsiz olarak satıyorlar. Onu satmayacak, ücretsiz olarak vermeyecek, depolayacak ve bunu sonrasında kullanıyor olacak. Şimdi en son aslında yapılan yönetmelikle beraber yeni kurulan tesislerde, rüzgar ve güneş santrallerinde ne kadar güçte bir yer kuruyorsanız, 10 megawatttan başlıyor şu anki yönetmeliğe göre, 10 megawatt kuruyorsanız 10 megawatt depolamanız gerekiyor. Bu bir zorunluluk olarak yönetmeliğe girdi. Şimdi burada büyük bir aslında potansiyel var baktığınız zaman. Ve şu anda Türkiye'de bunu yapan bir elin parmağını geçmeyecek. 2-3 firma var yok ama hani çok burada sayılı projeler var. Gelişime çok açık bir alan. Özellikle de bu yönetmeliğin devreye girmesiyle beraber burada çok büyük bir potansiyel var. Yani 100 milyar dolarlık bir aslında potansiyel olduğu öngörülüyor. Önümüzdeki sene içerisinde de bunun yaklaşık 10 milyar dolarının hayata geçeceğinden bahsediliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Burada yapan çok az firma var. O firmaların da ne kadar bunu iyi yapabileceği şu anda bir soru işaretiyken böyle bir potansiyel var. Hani biz burada bu potansiyeli çok önceden yakalayıp şu anda belli bir olgunluk seviyesine geldiğimiz için hani bizim için çok iyi bir gelişim alanı. Dolayısıyla burası hani bu yeni genel yönetmelikle beraber çok önem arz ediyor. Önem verdiğimiz bir nokta artık bu geleceğin ürünü bence. Yani geleceğin ürünü olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'da bugün konuşuluyor işte 19 derecelerde tutulmaya çalışılıyor sıcaklıklar vesaire. Enerji krizleri konuşuluyor. Şimdi en kriz dönemlerinde enerji durumları hep ön plana çıkar ve enerji pazarı en çok büyür. Ama bunun altyapısının sağlanması da burada aslında işte bu batarya teknolojinin ön planı çıkaran bir nokta olarak söyleyebiliriz. Mesela İstanbul'da bir elektrik kesintisinde şebekenin belli noktalarına, santrallerin belli noktalarına bu depolama sistemlerini kurarak oradaki o regülasyonu sağlayarak, o devamlılığı sağlayarak, o verimi sağlayarak aslında bu kesilmelerin de önüne geçilebilir. İşte Isparta'dan bahsettik. Yine oradaki santrale biz böyle bir sistem kuruyor olsaydık belki bugün o kesintiler olmayacaktı.